Merhabalar sevgili izleyiciler. Dünyadan ve Türkiye'den tüm gelişmeleri aktaracağımız haber saatiyle karşınızdayız. Evet sevgili izleyiciler, uçak kazasındaki gelişmelerle başlayalım. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası sonrası Amerikalı yetkililerin incelemesi tamamlandı ve enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi. Şimdi son duruma bakalım. Sabah saatlerinde başlayan enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak 5 Şubat Çarşamba akşamı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak kaza yapmıştı. Yaşanan elim kazanın ardından Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ekipleri uçağı vinç yardımıyla parçalara ayırdı. Ardından da Boeing 373 tipi yolcu uçağı enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı. Polis ve jandarmanın da hazır bulunduğu çalışma alanında herhangi bir yangın çıkmaması için bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletiliyor. Bu arada enkaz kaldırma çalışmaları Türkiye'ye gelen Amerikalı heyetin incelemelerini tamamlamasının ardından başlamıştı. İdlib'deki gelişmelerle devam edelim. Dün Rusya'dan bir heyet İdlib'de yaşananları görüşmek üzere Ankara'ya geldi. 900 araçlı konvoyda gece saatlerinde bölgeye yönlendirildi. Orduyu durdurmakta kararlı TSK'da gözlem noktalarına takviye yaptı. Ankara önemli bir heyeti ağırladı. Soçi mutabakatı çerçevesinde teknik konuları görüşmek üzere Rus heyeti Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Heyetler arası görüşmelerde İdlib'deki durum ele alındı. Sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı. Suriye ve İdlib'de tırmanan gerginliğin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgeye çıkarma yaptı. Toplam 900 araçtan oluşan iki konvoy önceki gece saatlerinde İdlib'e girdi. Suriye ordusunu durdurmakta kararlı olan TSK, gece boyunca devam eden sevkiyatlarla binlerce asker ve zırhlı aracı İdlib'in farklı noktalarına yerleştirdi. Rejimin ele geçirdiği Serakip şu an Suriye ordusunun zulmü altında. TSK güçleri Taftanaz'daki Afis Hava Üssü bölgesi, Sermin ve Mastume olmak üzere 3 noktaya konuşlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri dün gece yine İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat takviyesi yaptı. Obüsler geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. İdlib'in güney kırsalından saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan siviller için de yardım gönderildi. Türkiye'nin birçok şehrinden hayırseverlerin katkılarıyla gönderilen 14 bin ton ağırlığında 561 tır dolusu insani yardım malzemesi sınır ötesine ulaştırıldı. Bugün öğle saatlerinde bölgeden bir saldırı haberi daha geldi. Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefirnoran kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında iki sivil hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Suriye'nin terörden temizlenen bölgeleri Tel Abyad ve Resulayn'da sınav heyecanı yaşandı. Lise mezunu onlarca öğrenci üniversite sınavına girdi. Resulayn ve Tel Abyad'da sınav heyecanı yaşandı. Suriye'de Barış Pınarı harekatıyla terörden temizlenen iki bölgede lise mezunu 81 aday üniversite sınavına girdi. Güvenlik önlemlerinin alındığı okul çevresinde adaylar tek tek kimlik kontrolünden geçirilip arandı. Ardından sınav yapılacak salonlara geçildi. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde eş zamanlı olarak yapılan sınav, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay illerinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleştirildi.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler, aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye'de bulunan çok sayıda üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanacak. Korona salgını hızla yayılırken virüsün adı yeni korona virüs zatürresi olarak değiştirildi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 813'e yükseldi. Virüse karşı aşı da geliştirilmeye başlandı ancak aşı 20 ayda hazır hale gelecek. Koronavirüsü dünyaya yayılmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 813'e, etkilenenlerin sayısı 37.198'e yükseldi. Can kaybının hızla arttığı koronavirüsünün adı değiştirildi. Yeni koronavirüsü zatürresi adı verilen salgında şüpheli kişi sayısı 28.942'ye çıktı. Son 24 saatte 90 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede 2656 yeni vaka tespit edildi. Salgına yönelik çalışmalar devam ederken Wuhan'da önlemler artırıldı. Şehirde koronavirüsü şüphesi bulunan kişilerin evlerine belirli işaretler konulurken polis bu evlere uğrayıp kontroller yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü de hızla yayılan salgın nedeniyle acil durum ilan etmişti. Örgüt şimdi de Çin'e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu. Ekip lideri pazartesi ya da salı günü yola çıkacak. Öte yandan Fransız Enstitüsü'nden bilim insanları virüse karşı aşının 20 aylık süre içerisinde tamamlanabileceğini açıkladı. Tüm dünya ülkeleri bu duruma karşı önlem alırken Türkiye'de Çin'den canlı veya cansız hayvansal ürün ithalatını durdurdu. Koronavirüsüne karşı Türkiye havalimanlarında alınan önlemler artırıldı. Artık yurt dışı uçuşları değil, tüm yolcular termal kameradan geçecek. Bu şekilde herkesin ateşi ölçülecek. Koronavirüsüne karşı havalimanlarında önlemler artırıldı. İstanbul Havalimanı'nda termal kamera uygulaması tüm yolcular için başladı. Uygulama kapsamında pasaport geçişlerinin arkasına, transit geçiş noktalarına toplam 6 kamera kuruldu. 24 saat boyunca görevlilerin bulunacağı termal kameralardan yurda giren tüm yolcular taramadan geçirilecek. Tarama noktalarının bulunduğu bir başka yerde Ankara Esenboğa Havalimanı. Uçaktan indiğinde tarama noktasına yönlendirilen yolcuların termal kamerayla kontrolleri sağlanıyor. Ateşi olan yolculardaysa kamera yeşil renk alarm veriyor. Tayland'da firari bir asker dehşet saçtı. Kışladan aldığı silahla 26 kişiyi öldüren ve onlarca insanın yaralanmasına neden olan zanlı güvenlik güçleri tarafından 17 saat sonra etkisiz hale getirildi. Tayland'da dehşet dolu anlar yaşandı. 26 kişiyi öldürüp 57 kişiyi yaralayan asker vurularak öldürüldü. Olay önceki gün Kanchanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde yaşandı. Kışlada komutanını ve iki askerini öldürdükten sonra firar eden asker bir alışveriş merkezi yakınında etrafa rastgele ateş açtı. Eylemini sosyal medyadan canlı yayınlayan asker bir fotoğrafını yorgunum notuyla paylaştı. 17 saatten fazla saklandığı alışveriş merkezinde yakalanan katliamcı güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Ulusal Emniyet Müdürü de yaptığı açıklamada askerin öldürüldüğünü doğruladı. Sanal saldırılara müdahale için harekete geçildi. Siber olaylara müdahale merkezi hizmeti açılıyor. Türkiye'nin siber kalesi olarak nitelendirilen merkezin açılışını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Sanal teröristlere geçit verilmiyor.
Siber suçlarla mücadelede dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, şimdi de sanal olaylara müdahale için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne hizmet açıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde oluşturulan merkez, Türkiye'ye yönelik saldırıları anlık tespit ederek engelliyor. 150 kişilik uzman ekip 7 gün 24 saat görev yapıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde oluşturulan ve siber tehditlerin anlık tespit edilip önlendiği USOM'un resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10 Şubat Pazartesi günü yapılacak. Kar yağışı ve soğuk hava tüm yurtta etkili oluyor. Van'da kar nedeniyle okullarda tatil edildi. Beyaz örtüye en çok yine çocuklar sevindi. Soğuk hava ve kar yağışı tüm yurtta kendini hissettiriyor. Van'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Okullar bir gün süreyle tatil edildi. Bölge halkı bulunduğu yerleri temizlemeye çalışırken sürücüler de buzlanma ve don olayına karşı uyarıldı. Bu yıl bu esaretten kurtulamadık maşallah. Son 10 yılın yağışını aldı Van. Hani belediye, tabii biz her şeyi belediyeden beklemiyoruz. Sonuçta kendi çabalarımız önce biz açıyoruz. Kalan yerleri sağ olsun belediye zaten ana arterleridir. Diğer yolları açmış. Hakkari'de de soğuk hava ve kar hüküm sürüyor. Göz gözü görmüyor. Yağan yoğun kar hayatı olumsuz etkilerken yüzlerce köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Kapalı yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor. Gece sabah akşam bekleyeceğiz. Yani kar yağdıkça yatma yok. Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar yağışı da şehir merkezi dahil her yeri beyaza bürüdü. Vatandaşlar da yağan karın keyfini çıkardı. Hey dostum! Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı yükseldi, araçlar kar altında kaldı. Arabalar gömülmüş aslında, gördüğünüz gibi açıyoruz. Sabahtan beri uğraşıyoruz. İki gün önce geldik, dün temizlemiştim, bugün yine böyle oldu. Yarım saatte tekrar geri doldu, her yeri temizlemiştim. Ciddi kar var. Tatilciler araçlarını küreklerle kar altından çıkarmaya çalışırken iş makineleri de yolu açmak için çaba harcıyor. Denizli'de ise özellikle yüksek kesimlerde yağan kar en çok çocukları sevindirdi. Hafta sonuna fırsat bilen aileler çocuklarıyla birlikte parklara gitti. Burası da Trabzon. Kar yağışı nedeniyle Karadeniz sahil yolunda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken şehirde de kartpostallık görüntüler oluştu. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Buzlanmadan dolayı kayıp yol kenarındaki su birikintisine düşen otomobil buz tuttuğu için çıkartılamadı. Ölümden son anda kurtulan sürücü ise çaresizce başka bir araçla evine gitti. Samsun'da yokuş aşağı inen otomobiller karlı yolda kayarak takla attı. Kaza anları cep telefonlarıyla kaydedildi. Samsun şehir merkezinde öğle saatlerinde yağmaya başlayan, aralıklarla devam eden mevsimin ve yılın ilk karı akşam saatlerinde etkisini iyice hissettirdi. Sürücü ve yayalar kara hazırlıksız yakalandı. Atakum ilçesi Nişantaşı Caddesi'nde yokuş aşağı inen bir otomobil karla kaplı yolda kayarak takla attı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza sonrası vatandaşlar araçta bulunanlara yardım etmek için otomobilin çevresinde toplandı. O sırada bir başka araç da yukarıdan kayarak kaza yaptı. Vatandaşlar korku ve paniğe kapılarak kaçıştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşların çığlıkları da kameraya yansıdı. Allah Allah!
Kazada neyse ki kimseye bir şey olmadı. Bu olayın ardından bir başka kaza daha yaşandı. Olay yerine giden ambulans kayarak itfaiye aracına çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Cep telefonu kameralarına yansıyan bir başka olayda da aracın yolda kaydığını gören vatandaşlar işte böyle destek vererek otomobili rotasına sokmayı başardı. Kentin bazı noktalarında da kar eğlenceye dönüştü. Vatandaşlar sokağa çıkıp kayarak ve kar topu oynayarak eğlendi. İstanbul Bahçeli Evler'de bir cadde durulmaz tabelasına rağmen park eden araçlarla dolu. Yer yer çift sıra park eden araçlar bu kadarına da pes dedirtiyor. Durmak yasak olmasına rağmen araçlarını park ettiler. Caddeyi otoparka çevirdiler. Burası İstanbul Bahçeli Evler Yenibosna'da bulunan 29 Ekim Caddesi. Cadde durulmaz tabelalarına rağmen çift sıra park eden araçlarla dolu. Otobüslerin geçişini engelleyen araçlar trafiği de yer yer durma noktasına getiriyor. Karşıdan gelen araçlar yolun daraldığı kısımda birbirlerine yol vermek zorunda kalıyor. Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde kaçak avcılara baskın yapıldı. Avlanması yasak olan balıklara da el konuldu. Ekipleri gördüklerinde şaştı kaldılar. Çünkü yasak olmasına rağmen avcılık yapıyorlardı. Selamünaleyküm rastgele. Şu tuttuğumuz balıkları bir görelim. Kimlikleri de bir çıkarın abi. Çıkar. Bunlar yasak. Jandarma ekipleri Konya'daki Beyşehir Gölü'nde balık avlayanlara yönelik denetimdeydi. Getir. Biz sizi uyarmaktan bıktık. Balıkçıların yakaladığı tatlı su levreklerinin çok küçük ve büyüme çağında olduğunu belirleyen ekipler ölçüm yaptı. Tekne ya da şey kullansalar da çekiyor musun? Çekiyorum. Video. 26 santimden küçük olmaması gereken tatlı su levrekleri 10-15 santim arasında boya sahip olunca cezai işlem uygulandı. 3 olta avcısına boy limiti altında balık avladığı gerekçesiyle kişi başı 500 lira para cezası kesildi. Avın yapıldığı göl kıyılarının milli park alanı olması sebebiyle ceza 2 katına 3000 liraya çıktı. Görevliler tarafından balıklara el konulurken canlı olanlar yeniden suya bırakıldı. Yusufeli Barajı'nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Zira Türkiye'nin en yüksek barajında artık son düzlüğe girildi. Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi. Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı 175 metre yüksekliğe ulaştı. Çalışmalar bittiğinde 275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda artık sona yaklaşıldı. 18 ay içerisinde yaklaşık %58 ilerleme sağlandı ve bu kategoride bir rekora imza atıldı. Yapılan programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Baraj tamamlanıp işletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacının karşılanması planlanıyor. Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerini uzatacak barajın kendisini 7 senede amorti etmesi bekleniyor. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlük alanında yürüttüğü çalışmalarını mobil platforma taşıdı. Türkçe sözlüğü telefon uygulaması haline getirdi. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü artık cep telefonlarında. Sözlük telefon uygulaması haline getirildi. Açıklamayı Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Gürer Gülsevin yaptı. Kullanıcıların çok iyi bildiği gibi Türk Dil Kurumu 1945 yılından bu yana Türkçe sözlük yayınlamakta. En son
güncellenmiş hali 2011 yılında basılmıştı. Türkçe sözlüğün 2011 baskısı TDK'nın çalışmaları neticesinde Android ve iOS uygulaması olarak hayata geçti. Geçen sene başladığımız bu çalışmalar da içinde bulunduğumuz ayda tamamlandı. Sözlüğümüzü bu uygulamalarda ücretsiz olarak indirilebilecek, hem çevrim içi kullanılabilecek hem de çevrim dışı kullanılabilecek şekilde hizmete sunduk. Profesör Doktor Gürer Gülsev'in tüm çevrim içi TDK sözlüklerinin sık sık güncellendiğini belirtti. Biz zaten şu anda genel ağdaki sözlüğümüzü de sürekli güncelliyoruz. Gelen öneri ve eleştirilerin kurullarımızda değerlendirilmesinden sonra güncelliyoruz. Aynı şey bunun için de söz konusu olacak. Ama sizin bahsettiğiniz bizim veri tabanımızı kullananlar henüz bunu yapamıyorlar. TDK Türkçe sözlük Android ve iOS uygulama marketleri üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Türkiye Müteahhitler Birliği 100 bin Türk işçiyi yurt dışına götürmek istiyor. Bunun için de hedef 20 milyar dolar. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, 2019 sonu itibariyle toplam 10.100 projeyi üstlendiklerini belirterek 400 milyar dolar ciro elde ettiklerini söyledi. Yenigün, geçen yıl yurt dışında 18 milyar dolarlık sözleşme imzaladık. Bu yıl için ise 20 milyar dolar hedefliyoruz. Orta vadede 100 bin Türk işçiyi yurt dışına götürmek istiyoruz, dedi. Yeni gün, izin günlerinin farklılıkları nedeniyle yabancı firmalarla Türk işçiler arasında yaşanan tazminat sorunlarının da 3 kamu bankasının desteğiyle giderileceğini belirtti. Yeni gün, yurt dışı istihdamı teşvikiyle bu sorunun üstesinden geleceğiz. Yurt dışına götürülen her bir işçi için 45 bin dolar teşvik verilecek. Kontrolünü sağlayacak mekanizma da kurulacak ifadelerini kullandı. Havaların soğuk seyretmesi Mersin'de çiftçileri alarma geçirdi. Domates üreticileri seralarında soba yakıp zirai don nöbeti tutuyor. Hatta bu nöbeti eğlenceli hale getirenler de var. Ateş yakıldı, bağlama ortaya çıktı. Örtü altı tarımla uğraşan üreticilerin sazlı sözlü zirai don nöbeti başladı. Az çok çiftçinin halinden anlıyoruz. Onlara katkı sağlamak için geldik. İnşallah zirai don nöbetimiz sabaha kadar sürecek. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar çiftçiyle birlikte oturacağız. Beraber türkülerimizi söyleyeceğiz. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaş sebze üreticiliği yapan çiftçilerin şu günlerde gecesi gündüzüne karışmış durumda. Ürünlerinin zarar görmemesi için onlar soba yakıp nöbet tutuyor. Sobalarımızı yaktık. Bitkilerimizi ve derilerimizi kontrol ediyoruz. Sabaha kadar burada bulunmaktayız. Bitkilerimizin ölmemesi için uyanık kalmak zorundayız bugün. Burası 2 dönüm domates seramız ve 1 dönüm ejder meyvesi olmak üzere 3 dönüm seramız var. Sıcaklığın 3 dereceye düşmesi nedeniyle bitkilerimizi, domateslerimizi don vurmaması için sobalarımızı yaktık ve bu sayede onların dondan etkilenmemesini sağladık. Ama gece uzun, vakti güzel geçirmek ve ısınmak için ilginç bir yola başvuran çiftçiler sabaha kadar hem söylüyor hem de oynuyor. Eziyet eder mi seven sevene, yıldızın kalbimi ama ey kaşlarım yan, ben ileride kalınlar, sensiz yaşayabilirim, ey sevgili canım. Bu durum bir müddet daha devam edecek. Havaların yumuşamasıyla üreticiler de rahat bir nefes almış olacak. Kesip çayırlar geçirmeyin. Güneş girmeyen eve doktor girer dediler. Mahalleleri daha fazla güneş alsın diye dağı budadılar. Adres Ordu. Yalıköy mahallesi Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan dağın arkasında kalıyor. Bu yüzden de güneş alamıyor. Mahallenin daha fazla güneş alabilmesi adına 30 yıl önce dağın budanmasına karar verildi. Ancak hala yeterli değil. Belli bir zamanlarda, belli bir saat mesela 3'ten sonra, 2.30-3'ten sonra güneş almadı. Mesela yazın bu güneşin
doğduğu yerden tam ortaya bu tarafa geldiği zaman, burada dağın arkasına düştüğü zaman güneş, Yalıköy kesinlikle aynı gölge bir duruma düşüyor. Yani bir evin arkasındaymışın gibi oluyordu. Yapılacak işlemin ardından güneşi daha çok gördüklerini belirten bölge halkı, dağın biraz daha törpülenmesi durumunda daha fazla güneş alabileceklerini söylüyor. O zamanın belediye başkanı Sayın Yusuf Ziya, belediye başkanımız, burada bir karar alıyor. Belediyenin encümenleriyle beraber aldığı kararla beraber. Bu Delinin Dağı'nın belli bir bölümünü harfiyatına alıp güneşten daha fazla yararlanması için Yalıköy'ün. Ve de onu gerçekleştiriyorlar. Keşke biraz daha aşağı alınsaydı. Mahalle sakinleri bu çalışmaların güneş ışığının bölgelerine daha fazla gelmesi için yapıldığını belirtiyor. Yusuf Ziya Şen buradaki dağı 15-20 metresini tıraş ederek güneşe gelmesini önünü açtım. Bir faydası oldu, evet tabii ki 1-2 saat fark etti güneşin doğmasında. Ama tam yeterli değil. Biraz daha tıraşlansa tam iyi güneş alacak memleketimiz. Gaziantep'te yaşayan 32 yaşındaki Bayram Kerkez patpat motoruna römork takıp karavana çevirdi. İçerisine bir de soba kurulan motoru görenler dönüp bir daha bakıyor. Fıstık nakliyatında kullandığı patpat motoruna römork takıp karavana çevirdi. Burası Gaziantep'in İslahiye ilçesi. Çılgın buluşun sahibi ise Bayram Kerkez. Baktım kışın kullanamıyorum, kışın işime yaramıyor. Kışın ben de dedim devreye sokabilmek için soba kurdum, üzerini kapattım. Kerkez yazın yatak koyarak değerlendirdiği patpatını kışında soba kurarak halı ve kilim sererek kullanıyor. Soba kendi imalatım. Ya daha doğrusu 7'den 77'ye bu kapalı olarak her şeyi ben kendim İcat ettim ve kendim uyguladım, kendim yaptım. Kerkez İlker karavanının izolasyonunu ise brandalarla sağlamış. Sobayla kendisine sıcak bir ortam hazırlayan Kerkez, çay keyfi yapmayı da ihmal etmiyor. Ya zaten yakı da yakın değil, yakıt kafasında ya bir sıkıntısı yok. Çay takımım hepsi var. Kerkez'in karavanını gören vatandaşlarsa fikrin neşe ve beğeniyle karşılıyor. Çok güzel olmuş ya. Sıcak değil mi ortam? Çok sıcak, çok. Yani kanepelerle hiç farkı yok. Evet. Ne yapmış adam? Bizi... Nasıl? İttirdi, çok güzel. Yavrum içinde oturacak, ne gelecek? Biz burada binek mi ne demek? Binin içeri. Kimin bu lan? Profesör Doktor Canan Karatay koronavirüsüne karşı kelle paçayı işaret etti. Kelle paça ustalarından da Karatay'a destek geldi. Bakın usta neler anlattı. Hocam teşekkür ediyorum. Kelle paça ve ayak paça süper besindir. O kadar süperdir ki bizim gibi bütün yaşlıların ağrılarını giderir. Diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı. Kışın hastalıkları önler. Koronavirüsünü önler. Profesör Doktor Canan Karatay'ın gündem oluşturan bu açıklamasının ardından kelle paça ustaları da kendisine destek verdi. Öncelikle burada Canan Karatay hocama çok selamlar söylüyorum. Tabii ki doğru söylemiş. Hani kelle paça çorbası geçmişten günümüze gelen lezzet. Katkısız, genasine oynanmamış orijinal ürünlerdir. Kelle paça ustası Serkan Karadaş çorbanın yapılışının oldukça meşakkatli olduğunu belirtti. Kelle paça çorbası bir gün öncesinden hazırlığı başlıyor. Taze kasaplardan günlük aldığımız kemik, omo kemiklerini öncesinden su ile yıkıyoruz. Akabinde 14 ile 16 saat arasında fırında, kara fırında, taş fırın dediğimiz fırında, şu fırınlarda pişiriyoruz. Ertesi sabah pişen etler kemiklerinden ayrılıyor ve sabah 5.30-6'da geliyoruz. Bunları süzüyoruz iliğini ile beraber. Etini de ayrı bir şekilde doğruyoruz. Etiyle suyunu buluşturup bol sarımsaklı müşterilerimize sunuyoruz. Karadaş, kelle paça çorbasının her derde deva olduğunu belirtti. Bunlar faydalı. Özellikle kış günleri, hani içildiği zaman kemikleri güçlendirir, cildi güzelleştirir, ondan sonra şimdi kolesterolü dengeler, ondan sonra hatta koronavirüsüne bile faydalı. Serkan Usta'ya göre kelleyi paçayı yiyen bir daha bu lezzetlerden vazgeçemiyor. Bağımlılık yapıyor bu. Ayrı bir lezzet. Hani özellikle Kayseri'miz, hani bu yörelerde sabah gelen müşterilerimiz var. Öğlen gelip kelleyi yiyen ve akabinde akşam da paket alıp evine götüren devamlı müşterilerimiz var.
Müdavimi de Serkan Usta'ya bu sözlerle katılıyor. Ayda en az iki sefer gelirim. Biliyorum faydalarını. Beyni geliştiriyor, damarı geliştiriyor, bağırsakları çalıştırıyor. Yani bu şekilde televizyonda duyduklarımı söylüyorum. Her zaman gelmesini öneririm. Ondan bırakıyoruz. Bir miktar daha. Zeytinyağında sahteciliğe dikkat. Zira bu sahtecilik her geçen gün artıyor. Peki zeytinyağı alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Detaylar haberde. Zeytinyağında sahtecilik devam ediyor. Özellikle sanal ortamda ve gelir geçer firmalar tarafından yapılan tahşiş yüzünden tüketiciler hakiki zeytinyağı aldığını zannediyor. Fakat kişiler farklı bitkisel yağlarla karışımları ucuz olduğu için zeytinyağı diye yiyor. Peki yanlış zeytinyağı kullanmak istemeyenler ne yapmalı? Mutlak surette kaynağı bilinen markalardan alışveriş etmeliler. Ve dikkati çeken diğer bir konu da zeytinyağına özellikle diğer başka bitkisel yağların karıştırılarak tüketilmesini sağlıyorlar. Bunda fiyat politikası ile ilişkili. Ülkemizde zeytinyağının bir toptan fiyatı var. Bundan daha düşük fiyata asla hiç kimse zeytinyağını ne alıp ne satabilir. Bu konuda tüketicilerimiz toptan fiyatlara hem borsalardan bakabilirler. Buna göre fiyat politikası zaten ürünün kalitesiyle de direkt ilişkili. Eğer üreticilerimiz ve tüketicilerimiz daha dikkatli olurlarsa hem tahşiş konusunun üstüne gidilir hem de sağlıklı zeytinyağı tüketilir. Sizler de zeytinyağı alırken bu hususlara dikkat etmeyi unutmayın. Türk sofralarının geleneksel lezzetlerindendir bamya. Hem kurusu hem de tazesiyle damakları şenlendiren bamya fiyatıyla da cep yakıyor. Her bir tanesi adeta altın değerinde. Yaz-kış parasal değerini hiç kaybetmiyor. Biraz esmer olan ürünler 190-200 arası, parlak ve daha gösterişli olan ürünler de 220 lira gibi piyasada işlem görmektedir. Değerli olan bu sebzenin toplanma aşaması da oldukça zahmetli. Bamya gece toplanan bir ürün. Gece tarlası biraz bunun çamur olur. Gece toplanmanın dolayı çalışacak işçi bulunamamasından kaynaklı. Buldukları işçilerin de yevmiyelerin çok yüksek olmasından kaynaklanan bir yüksek fiyat oluşmasına sebebiyet verdi. Fiyatlar artsa da müdavimleri bu lezzetten vazgeçmiyor. Bamya tabii ki ilgi var. Bizim geleneksel bayram yemeklerimiz bunlar. Ki her evde ortalama olarak 2 ayda bir, 3 ayda bir pişmesi gereken bir ürün. Toplandıktan sonra çuvaldız yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılan çiçek bamya iç piyasanın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Lif yönünden oldukça zengin bir besin. Vücutta bulunan kolesterolü düzenlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca mide ve sindirim hastalıklarına karşı da oldukça faydalı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdayi Kaplıcalarına gidelim. Şimdi de vatandaşlar burada bir taraftan karın keyfini çıkarırken diğer taraftan da termal havuzlara giriyor. Burası Afyonkarahisar'da bulunan Hüdayi Kaplıcaları. Bölgede kış ortasında ilginç görüntüler yansıdı kameralara. Hava sıcaklığının sıfırın altında -14 dereceleri kadar düşmesiyle Kaplıca bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Ancak bu şartlarda bile havuz keyfi yapanlar var. Düşünsenize içerisi havuzun içine 42 derece giriyorsunuz. Açık havadasınız ve dışarısı da -17 derece. Buharlarla birlikte güzel bir hava ve güzel bir resim oluşturuyor. Tabii bu misafiri mutlu ediyor. Yerli ve yabancı turistler karlar altında 42 derecelik termal havuzlarda yüzmenin keyfini yaşıyor. Gelen misafirlerimizin çoğu kar görmemiş. Antalya bölgesinden, Alanya bölgesinden, Mersin bölgesinden gelen misafirlerimiz böyle bir havayı gördükleri zaman da mutlu oluyorlar. Afyonkarahisar bölgesindeki termal oteller sundukları olanaklarla müşterilerin %85'lik doluluk oranıyla ise işletmecilerin yüzünü güldürüyor. İyi,
Danimarka'da çevreye duyarlı inşa edilen bir çöp işleme tesisi oldukça dikkat çekiyor. Nedeni ise binanın çatısında kayak yapılabiliyor olması. Atık enerjisi tesisi üzerinde kurulan yapay kayak pisti büyük ilgi görüyor. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan dünyanın en verimli tesisinde atıkların %99.5'i enerjiye dönüştürülüyor. Kayak pisti olarak inşa edilen çöp işleme merkezinin binası ise dünyanın en eğlenceli geri dönüşüm tesisi olarak hizmet veriyor. Dünyada kayak yapılabilecek tek atık tesisi olan binada her gün 1000 ton ağırlığında çöp geri dönüştürülüyor ve 50 bin eve enerji sağlanıyor. Dünyanın en yeşil şehirlerinden Kopenhag, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon salınımı noktasında önemli çaba gösteren şehirler arasında yer alıyor. İstanbullular kısa süreli de olsa kar gördü. O dakikalarda eşsiz görüntüler yansıdı. İşte o masalsı anlar. Güneş bulutların arasında bir göründü, bir kayboldu. Gökyüzünde görsel bir şölen yaşandı. İstanbul'a beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte bulutların oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi. Gökyüzü mavi, sarı ve yer yer griye büründü. İstanbul'da Marmaray'da kartına para yüklemek isteyen kadının yanına yaklaşan bir karga, kadının parasını çaldı. Karganın parayı çaldığı anlar ve vatandaşın kargayı yakalama çabası kameraya yansıdı. Marmaray'la seyahat etmek isteyen bir kadın kartına para yüklemek üzere makinenin başına gitti. Bir karga tarafından takip edildiğinin farkında değildi. İlginç anlara şahit olan bir kişi olayı cep telefonuyla kayda almaya başladı. İteğinin çekiştirilmesiyle kargayı fark eden kadın tedirgin olarak geri çekildi. Bu sırada makinede bıraktığı paraya ise karga kondu. Kadının parasını alan karga uçarak uzaklaştı. Ay paramı! İstasyonun başka bir yerine konan kargayı vatandaşlar yakalamaya çalıştı. Parayı vermeye niyeti olmayan karga gözden böyle uzaklaştı. Muhabir olmak ister misiniz? Çevrenizde gelişen olayları siz çekin, biz yayınlayalım. Cep telefonunuza indireceğiniz İHA Muhabir uygulamasıyla çektiğiniz görüntüleri dünyaya servis ediyoruz. Programı çalıştırın, telefonu sola yatırın ve kaliteli çekime başlayın. Kayıt tuşu kaydı başlatır ve durdurur. Kayıt durduğu andan itibaren görüntü İhlas Haber Ajansı'na gönderilir. Sadece ben değil, dünya görsün diyorsanız çekin, gönderin. Haber paylaşınca güzel. İhlas Haber Ajansı. Noktalıyoruz. Yayınımız Spor Turu ile devam edecek. Her daim güzel haberler almanız dileğiyle hoşça kalın. ...2019 çoktan bitse de biz bitti demedik. İstikbal'de Ekim 2019 fiyatları devam ediyor. KDV oranında %10 indirim de sizi bekliyor. Üstelik belirli tutarda alışverişe, Nestel LED TV ya da Dijitürk paketi hediye. Hemen İstikbal'e gelin, fırsatı kaçırmayın. Aksesi özel 18 aya varan taksitle. We'll be right back.
sunar, lezzeti sunar. Türkiye'nin ilk üstün lezzet ödüllü mısır yağı ve ayçiçek yağı. Marifeti lezzetinde sunar yağı. Kış tatilini unutulmaz anılara dönüştürmek için rotanız Yıldız Dağı Kayak Merkezi olsun. Huzur, tabiat, eğlence, dört mevsim tatil. Deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece bir saat mesafedeki eviniz İhlas Armutlu Tatil Köyü. Bay bayan ayrı havuzlar, kür merkezleri, her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri, aqua park, çocuk oyun alanları ve bayanlara özel plaj. Şifa dolu bir tatil ve daha fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 444-8-241. Şimdi İstanbul'da ev almanın tam vakti. Marmara Evleri birden aldılar, kazandılar. Marmara Evleri 2-3 derken gelen yaşadı, alan kazandı. Ve şimdi Marmara Evleri ayrıcalığı dördüncüsüyle karşınızda. Kaliteyi konforla buluşturan 2 artı 1'den 4 artı 1'e daire modelleriyle Marmara Evleri 4 sizi bekliyor. Gelin Marmara Evleri 4 kazancınız, Türkiye geleceğinize. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr. Metro Enerjisi spor haberlerini sunar. Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Alanya Spor'la 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Alanya Spor Teknik Direktörü Erol Bulut, amacımız kazanmaktı dedi. Aslında düşüncemiz kazanmaktı. Pozisyonlarımız da vardı. Kaçırdığımız bir penaltı var. Rakibin de kaçırdığı pozisyonlar var. Oyunun geneline baktığınızda rakip daha çok toplu oynadı. Bunu zaten biz o şekilde çalışmasını ve öngördük. Zaten istediğimiz şekilde maç başladığında, maçın başlarında kaçırdığımız net bir gol pozisyonu var Bakasetas'ta. Aslında onu atmış olsaydık maçın gidişatı biraz daha farklı olabilirdi. Ama tabii sonuçta Fenerbahçe stadında oynuyorsunuz. Baskı yiyeceğimizi zaten biliyorduk. Nitekim o şekilde oldu. Ama futbolcularım güzel, iyi mücadele etti. O yüzden aldığımız bir puandan mutluyuz. Yolumuza iyi bir şekilde devam ediyoruz. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hakem kararlarını eleştirdi. Adaletin olmadığı bir yerde futbol da olmaz dedi. Biz hakemlerle ilgili konuşmuyoruz. Hakemlerle ilgili yorum yapmıyoruz. Hakemleri burada alıp kağıt parçası gibi bir o tarafa atmıyoruz. Hakemlere saygı duyuyoruz. Yanlış karar verebilir, saygı duyuyoruz. Çok büyük bir teknolojik standart oturttuk.
Ve bununla da gurur duyduğumuzu söylüyoruz ve Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu falan iddia ediyoruz. Ama sen gitmen gereken pozisyonda gitmiyorsan ve bu çok aleni ve netse biz kötü oynayabiliriz. Maç 2-2 de bitebilir. 3-2 de mağlup olabiliriz. Ama sen benim hakkımı nasıl yersin ya? Benim hakkımı yiyemezsin yani. Sen bu hakkı bana verdiysen bu hakkı yiyemezsin. Bu hakkı yiyorsan bunun hesabını kim verecek? Ben burada oturuyorum bak size ne güzel her şeyi söylüyorum. Siz bana soruyorsunuz ben devam cevap veriyorum. Ama peki bu hakkı kim ödeyecek? Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Gaziantep'i konuk etti. Siyah-beyazlar ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi. Kazanmak çok önemli. Öncelikle onu söyleyeyim. İçinde bulunduğumuz durum hiçbir kredimizin olmadığını gösteriyor net olarak. Kazanmak zorundayız. Yukarıya yakın olmak için her hafta biraz daha mesafe kat etmek zorundayız. Bunu hem skorla hem de oyunsalla anlamda birleştirmek zorundayız. Öyle bir durumdayız şu an. İyi bir hafta sonu oldu bizim için. Çok mutluyuz tabii kazandığımız için. Özellikle taraftarımızla, oyuncularımızla, işte teknik ekibi yüzünden yönetimimizle bu galibiyet camianın bütünleşmesi için çok önemliydi bence. Ciddi bir birlik, beraberlik vardı bugün statta. En çok hoşumuza giden tarafı aslında biraz da oydu. Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Mario Sumudica maçın ardından konuştu. Sadece biraz daha saygı istiyorum dedi. Ben bir hafta boyunca bu maça hazırlanıyorum. Sizlerden birisi benim yerimde olsa ve hakemin yaptığı bu kararlar oyunun dengesini bozsa, verdiği kararlar rakip takım lehine olunca yani ne yapmam gerekiyor daha fazla? Ben tekrar ediyorum bunu. Beşiktaş'ın hak etmediğini söylemiyorum bu galibiyeti. Beni yanlış anlaşılmasın benim söylediklerim. Ya, ama rakibimizin yardıma ihtiyacı yok bence. Şimdi ne olacak? Gaziantep takımı orta sıralarda. Ne Avrupa mücadelesi var. Ve küme düşmemeye oynuyor. Ne olacak şimdi? Bizim maçlarımız hep bu şekilde mi devam edecek? Sadece biraz daha saygı istiyorum yaptığımız iş. Sadece bu. Eu quero dar parabéns para Beşiktaş. Parabéns. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum galibiyetinden ötürü. Parabéns para entrenador de ele, para Sergen. Süper Lig'in 21. haftasında Gençler Birliği evinde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir aldıkları galibiyetin ardından hakemin verdiği faul kararını değerlendirdi. Faulü bizim atmamız gerekirken hakemin vermediği bir faul sonrasıyla ilgili bize kırmızı kart olarak geri dönüyor. Oyunculara biraz daha sakin olmaları gerektiğini, sahada kalmak için mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Ama hakemin de o pozisyonu o dakikadan sonra oraya getirmemesi gerekiyor. Tabii önemli bir oyuncuyu kaybettik. Ama bundan sonrasıyla ilgili onların da bizim de Trabzonspor'un oyuncularının hepsinin sahada kalmak için daha çok mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençler Birliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Trabzonspor maçının ardından bugün kendi sahamızda kazanmak için çıktık ama kaybettik dedi. Kendi sahamızda kazanmak için çıktık maçı ama kaybettik. Yani çok bana göre çok normal bir sonuç da olabilir Trabzonspor'un bizi yenmesi. Ama bugün oyundan yine koptuk. Yani futbolun dışına taşındı oyun. Şimdi burada konuşsak bir türlü, konuşmasak bir türlü. Çünkü bütün kurallarımız, kanunlarımızı maalesef susturmaya yönelik. O yüzden içimiz çok dolu olmasına, söyleyecek çok şey olmasına rağmen belki üstün körü bazı şeylere değinip geçeceğiz. Çok merak ediyorum. Yani VAR'da da bakıyorlar. Hem VAR sistemi de geldi. Güzel oldu. Bazı şeyleri hiç olmazsa haksızlığı önler diye düşündük ama bence haksızlıklara biraz da sanki bir uydurma bir şey olmuş gibi kullanılıyor maalesef. Bizim çünkü geçen haftalarda... Metro Enerjisi spor haberlerini sundu. Thank you.
Anadolu'yu keşfetmenin en uygun yolu Anadolu Jet sunar. Anadolu'yu keşfetmenin en uygun yolu Anadolu Jet sundu. Ejder 3200 falan döken konaklı kayak merkezleri sunar. Silifke Erdemli Mersin yolunun 47 ve 48. kilometreleri arasında alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı Kavşağı Konya Kavşağı kesimi Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun Güneyli kesiminde otoyol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönde kapatılmış olup trafik servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ejder 3200 falan döken konaklı kayak merkezleri sundu.